Mucit Pilot YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomuzda hatırlayacak olursanız ESP8266 NodeMCU'nun yine az bilinen özelliklerinden biri olan ESP Now özelliğini bu videoda işleyeceğimizi söylemiştik. Şimdi sıra geldi ESP Now özelliğini ESP8266 NodeMCU kartlarda nasıl kullanabiliriz onu daha yakından incelemeye. Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar bilgisayar tarafında konuyu daha detaylı bir şekilde ele almadan önce bu proje için hangi malzemelere ihtiyacımız olacak isterseniz bir ona yakından bakalım. Yine ESP8266 NodeMCU kartlara ihtiyacımız olacak bu sefer. Çünkü birden fazla modülü Wi-Fi modem kullanmadan doğrudan birbirleriyle haberleşecek şekilde kendi aralarında bağlantı kurmalarını sağlayacağız. Ben bu projede 3 adet veri gönderen kart, sensör okuyup veri gönderen kart ve 1 adet de bu verileri toplayarak kendi üzerindeki bir OLED ekranda gösteren bir devre kullandım. Bunun için nelere ihtiyacımız var? 4 adet NodeMCU kart kullandım. 3 tane DHT11 sıcaklık ve nem sensörü veri okuyup gönderecek düğümlerden. Ve alıcı tarafında da yine 1 adet 128x32'lik OLED ekran, bir push buton, push buton için 10 kilo-ohmluk direnç ve kablolara ihtiyacımız var. Ben bu uygulamayı yaparken yine çevre birimleri olan düğümleri enerjilemek için powerbanklerden faydalandım. Hadi isterseniz şimdi ESP Now nedir? Daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet, bir bakalım şimdi ESP Now neymiş? Şöyle yine hızlıca bir sunum üzerinden gitmek istiyorum. ESP Now, ESP32 ve 8266 modüllerini üreten firma olan Espressif'in geliştirdiği Wi-Fi modeme ihtiyaç duymadan bu kartların kendi aralarında 2.4 GHz frekans üzerinden birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilecekleri ve 250 byte'a kadar da paketler aracılığıyla haberleşmelerini sağlayan bir iletişim protokolü. İletişim kurulmadan önce modüller arasında bir eşleştirme yapılması gerekiyor. Modüller birbirlerini bu sayede tanıyıp buluyorlar. Bu eşleşme yapıldıktan sonra iletişim güvenli ve TCP'deki gibi handshake olarak tabir edilen karşılıklı mutabakat protokollerine ihtiyaç kalmıyor. O yüzden cihazı kapatıp açsanız bile bir boot süresi veya herhangi bir prosedür olmadan doğrudan hemen eşleniyor olan cihazı bulup bağlanıyor eğer çevredeyse. Özellikleri neler bu fonksiyonun? Kriptolu ve kriptosuz olarak haberleşme yapabiliyoruz. Karışık olarak da bunu kullanabiliyoruz, kriptolu kriptosuz cihazları. Bir paket 250 byte'a kadar veri taşıyabiliyor. Örnek olması açısından C yazılım dilinde bir int değişkeni tanımladığımızda bunun boyutu 4 byte. Veri almada ve göndermede geri besleme fonksiyonlarıyla verinin düzgün gidip gitmediğini veya alınıp alınmadığını teyit etme şansımız var. Kriptosuz olarak kullanırsak modülleri en fazla 20 düğümü birbirine bağlayabiliyoruz. Kriptolu olduğunda sayılar düşüyor. Tek yönlü veya iki yönlü iletişim sağlamak da mümkün. Bağlantı şekillerine daha detaylı bakacak olursak tek yönlü iletişimde bir master bir de slave dediğimiz iki unsur var, rol var. Aslında genel olarak Espressif'in dokümantasyonunda böyle bir master slave diye bir tanımlama yok. Çünkü her kart master, her kart slave olabiliyor ama metodoloji açısından, anlaşılması açısından bu ifadeleri kullanmanın çok yanlış olmayacağını düşünüyorum. Master-slave ilişkisinde master'dan slave'a doğru bir veri transferi söz konusu. Bu master-slave ilişkisi tek bir kölenin olduğu ve çoklu efendilerin olduğu bir senaryoda olabilir. Birden çok düğümün bir karta veri gönderdiği veya bir karttan bir master'dan birden çok düğüme veri gönderilen bir senaryoda olabilir. Çift yönlü duplex iletişimde ise her kart hem master hem slave gibi davranıp veri gönderip alabilir ki bu sayede de daha karmaşık networkler kurmak mümkün olacaktır. Nerede kullanabiliriz bu özelliği? Wi-Fi bulunmayan ortamlarda özellikle kullanabiliriz. Cihazlar doğrudan birbiriyle iletişim kurabilir. Daha az veri transferi ile iş görebilen ama hızlı iletişimi sağlamak istediğimiz projelerde kullanabiliriz. Ev otomasyonlarında, odalarda her bir odaya bazı fonksiyonlar, sensörler, pır sensör, ne bileyim işte röleler koyup kullanabiliriz. Tek bir kontrol noktasından birden fazla düğmeyi aynı anda kontrol etmek istiyorsak kullanabiliriz. Biz bir noktadan komut verdiğimizde bütün düğümlere aynı işlem kopyalanarak aktarılır. Wi-Fi üzerinde kartların bulunmasını istemediğimiz projelerde de kullanabiliriz. Kartları eşleştireceğimizi söylemiştim haberleşebilmeleri için ilk yansılarda atılacak olursanız. Bunun için MAC adresini kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki network'e bağlanan her cihazın üzerinde unique, eşi benzeri olmayan
ona özel bir kimlik numarası gibi bir MAC adresi bulunur. Media Access Control adres bulunur. Bu adres vasıtasıyla cihazlar birbirini tanır ve haberleşir. SCP-8266 kartın üretimindeki bu MAC adresini okumak için şuradaki kodu, şu basit kodu karta yükleyip bir defa çalıştırdığımızda serial porttan bize kartın MAC adresini gösterecek. Bu MAC adreslerini bir yere not ederseniz bunlara ihtiyacımız olacak. Gönderme ve alma fonksiyonlarına bir göz atacak olursak master ve slave cihazları olarak ikiye ayırdım. Nasıl bir algoritma uygulayacağız? Master cihazda, daha doğrusu her iki cihazda SCP Now özelliğini başlatıyoruz. Gönderici olacak cihazda register send CB fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Alıcı olacak cihazda da register receive CB fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Bu fonksiyon func diye burada tanımladığım başka bir fonksiyonu çağırıyor. Bu sayede ne oluyor? Burada veri gönderildiğinde bu komut çalışıyor. Veri gönderildiğinde bu komut çalışınca içine tanımladığımız bizim kendi yazdığımız bir fonksiyonu çalıştırıyor. Biz bu fonksiyona ne yapabiliriz? İşte başarılı gönderdik mi, göndermedik mi onu yazdırabiliriz veya başka tanımlı bir işi yaptırabiliriz. Daha sonrasında alıcı tarafına da yine aynı şekilde mesaj alındığında tanımladığımız bir fonksiyonu yapıyor. Mesaj alacak cihazların MAC adreslerini tanımlıyoruz gönderici cihazda. Bizim göndericinin bilmesi gereken şey alıcıların yani slave'lerin MAC adresleri. Slave'in master'ın MAC adresini bilmesine gerek yok. Ve mesajı da ilgili alıcıya gönderiyoruz. Genel olarak algoritmalar bu şekilde. Hangi fonksiyonlar var bu özellik kümesinin içinde tanımlı? SCP Now Init, SCP Now özelliğini başlatıyor. Rolleri tanımlıyoruz. Birden fazla rol var. Idle'da cihaz kapalı gibi düşünebiliriz. İletişim kurmamaya tanımlanmış. Controller, master mod, gönderici modunda. Slave, receiver, dinleyici modunda. Combo'da hem gönderici hem alıcı olabiliyor. Ve Max'te de, Max modunda da soft app olarak hem bir gönderici hem dinleyici modda olabiliyor. Sonra SCP Now Add Peer var. Bununla cihazları eşlemek için kullanıyoruz. MAC adresi vasıtasıyla rolü de tanımlayarak hangi kanal üzerinden veri kullanacağımızı, kripto anahtarı kullanıp kullanamayacağımızı gibi parametreleri tanımlayıp eşleştiriyoruz. SCP Now Send ile veri gönderiyoruz. Register Send CB ve Receive CB ile de gönderme ve alma işlemlerinde çalışmasını sağladığımız kontrol fonksiyonlarımız. Bu örnekte basitten başlayıp karmaşa gidecek bir uygulama yapmayı planladım konunun anlaşılması için. Senaryomuzda birden fazla SCP kart bir master SCP'ye ortamdan okudukları sensör verilerini gönderecekler ve master SCP üzerindeki bir ekran vasıtasıyla biz bu verileri gözlemleyeceğiz. Bu nasıl bir senaryo olabilir? Bir ev otomasyonu yapmak istediğimizde birden fazla odaya birer kart koyup bu kartların üzerine de çeşitli sensörler, algılayıcılar ekleyerek tek bir merkezden bunları wireless olarak kontrol etme imkanı sunabilir. Örneğimize bu proje bu çok daha geliştirilebilir. Kaynakları yine Google en büyük kaynağımız. Express If'in kendi üretici firmanın sitesinde bununla ilgili bir doküman var. O okunabilir. Yine Random Nerd Tutorials'tan da aldığım bazı kaynaklar oldu. Bir sonraki içerikte ne yapabiliriz? Yine örneğin daha detaylı anlaşılması açısından çift yönlü haberleşme yapmak güzel bir örnek olabilir. Veya arzu ederseniz burada birden fazla sensör bir karta veri yollamıştı. Şimdi bir karttan birden fazla düğme veri gönderebiliriz. Ama ben karşılıklı veri iletişiminin daha fayda sağlayabilecek bir proje olduğunu inandığım için diğeri biraz daha basit kalır. Muhtemelen çift yönlü haberleşme yapmayı düşünüyor olacağım. Siz de varsa önerilerinizi yorumlar kısmına yazarsanız faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de hızlıca hemen koda bakalım. Şimdi önce receiver koduna bakalım. Bir kütüphane yüklememize gerek yok. Bu zaten SCP'nin kendi içindeki özellikler bunlar. Bunları çağırıyoruz bu kütüphaneleri. Diğerleri de kullandığım OLED ekran için gerekli kütüphaneler. OLED ekranla ilgili ayarlar var. Sıcaklık için 3 tane karttan gelecek nem ve sıcaklık değişkenleri için float değişkenler tanımladık. Butona bastıkça değişmesi için buton durumu diye bir değişken tanımladım. Önemli kısım aslında şurada. Veri gönderip almak için bizim bir mesaj yapısı tanımlamamız gerekiyor. Type Definition Struct'la biz bir, burada adını değiştirebilirsiniz, bir mesaj formatı aslında oluşturuyoruz. Bu mesaj formatının içinde de gönderilecek bilgilerimize ait değişkenlerimiz oluyor. Örneğin ben int a ile kart numarası, float b ve c ile de sıcaklık ve nemi göndermeyi planlıyorum.
struct message'la kapatıyoruz bu bloğu ve artık biz bir veri tipi tanımlamış olduk. Sonra bu veri tipinde bir veri nesnesi oluşturduk. İsmi yine değişebilir. Verilerim koyabilirsiniz ismini. Sonra veri alındığında çalışacak fonksiyonu tanımlıyoruz. Bu fonksiyonu neler yapacağız? İşte veri alındığında bu fonksiyon çalıştığında benim verilerimi alsın boyutu kadar. Sonra verilerim alındı yazsın. Daha sonra bu verilerin neler olduğunu da ekrana tek tek yazdırsın. Bunu yapabiliriz. Alt tarafta da hangi kart, birden fazla karttan veri geleceği için A bilgisi, kimlik bilgisi olan, kart bilgisi olan A değişkenine göre eğer bu kart bir numaralı karttan gelmişse bu bilgi, işte bu değişkenlere gelen verileri 1'in sıcaklık ve nem değişkenlerine yaz, 2 ise 2'ninkine, 3 ise 3'ünkine yaz diye bir tanımlama da yaptırabiliriz. Bu fonksiyonun faydası her veri alındığında bu kontrolü yapacak ve ona göre verileri gerekli değişkenlere atayacak. Setup kısmında butonumuzu tanımladık. Bu kartı bu özelliği kullanmak için NodeMCU kartı Wi-Fi Station modunda çalıştırmamız gerekiyor. Bu satır onun için. Sonra SAP Now özelliğini init komutuyla başlatıyoruz. Burada bir şey tanıdık, kontrol. Eğer hata varsa başlatılamadı diye ekrana yazdıracak. Daha sonra rolünü tanımlıyoruz. Rolü slave, receiver olacak. Ve veri alındığında şu komut satırı çalışacağı için yukarıda tanımladığımız onDataReceive fonksiyonunu çağıracak. Daha sonra ekranımızı temizledik ve loop kısmında başlattık. Butonun konumunu okuyoruz basılıp basılmadığına dair. Basıldığında butonu 1 arttırıyoruz. 3'ten fazla olduysa tekrar 0'a döndürüyorum. Ve bu buton durumuna göre eğer buton 0 ise ana ekranı gösteriyorum. 1, 2, 3 sayıda hangi sensörün verileriyse o birinci için, birinci sensörün 2 için, 2, 3 için, 3. sensörün verilerini ekrana yazdıracak komutlar burada mevcut arkadaşlar. Genel olarak kodumuz bu şekilde. Sender kodunda da çoğunlukla aynı. Burada yine kütüphaneleri çağırdık. DHT sensör kullandığımız için onu çağırdık. İşte burada MAC adresini tanımlıyoruz. Kimin? Alıcının. Alıcı kartın MAC adresini buraya giriyoruz ve bütün vericiler bu MAC adresine göndereceklerini bilecekler. Yine aynı veri yapısını burada tanımlamamız gerekiyor. Bu önemli. Verici ve alıcıdaki veri yapısının aynı olması gerekiyor. Veri yapısını da tanımladık. Buna yönelik bir nesne oluşturduk. Veri nesnesi. Burada milis fonksiyonuyla belli bir zaman aralığında veri göndermek için, kontrol için böyle bir delay belirledik. 2 saniyede bir verilerin gönderilmesi için. Yine burada veri gönderildiğinde çalışacak fonksiyonumuz var. Bunun için de istediğiniz bir şeyi yaptırabilirsiniz. Ben burada sadece gönderme başarılı, gönderme hatası diye serial ekrana yazdırmayı tercih ettim. DHT sensörü 5 nolu pine bağladık. Tipi DHT11. Ona yönelik bir nesne yarattık. DHT'yi başlattık. Yine cihazı Wi-Fi Station olarak tanımlamamız gerekiyor demiştik. Initialize ettik. Başlatılması hatayı yazdırdık. Rolünü tanımladık. Burada controller yani send gönderici olacak. Ve yine gönderme işlemi yapıldığında çalışacak fonksiyonun içine yukarıda yazdığımız fonksiyonu gösterdik. Veri gönderildiğinde bu fonksiyonu çalıştıracak. Add peer'la buradan yukarıda eşleştir. Alıcıyı eşleştiriyoruz. Eşleştirme işleminde yukarıda tanımladığımız MAC adresini kullanıyoruz. Diyoruz ki bu MAC adresindeki kart slave rolünde olacak. Bu karta bağlan ve kripto ile ilgili kısımları da kullanmadık. Encryption yapmıyoruz. Kriptosuz veri aktarıyoruz. Milis'le kontrol ediyoruz geçen zamanı. 2 saniyede bir göndereceğiz. Verileri sensörlerden okuyoruz. Bu verileri T ve H değişkenlerine yazıyoruz. Bu T ve H'ı da tanımladığımız yukarıdaki MyData A, B, C'ye atıyoruz. MyData A kimlik bilgisiyle. O yüzden bu birinci kart için buraya 1, ikinci kart için 2, üçüncü kart için 3 yaparsınız. Bu sayede hangi karttan veri gittiğini alıcı anlamış olacak. Ve SAP Now Send komutuyla yukarıda yazdığımız MAC adresine MyData verisini, burada da verinin boyutunu gönder diyoruz. Ve milisi de sıfırlıyoruz. Gönderici kodumuz da bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz şimdi yükleyip bir çalıştıralım, test edelim. Evet arkadaşlar, alıcı ve gönderici kodlarını kartlara yükledim. Şimdi isterseniz birer birer şöyle enerjilendirelim verici kartlarımızı. 1 numaralı verici devreye powerbank'i bağlayalım. 2 numaralı devreye de powerbank'imizi bağlayalım.
3 numaralı devreye de powerbank bağladık. Bu powerbank kendi kendine kapanıyor bazen ama iş görecektir. Şöyle alıcı devreyi de şu kendi yaptığım laboratuvar ayarlı güç kaynağı, birçok örnek video var internette yapılmış. O yüzden ben bununla ilgili bir video çekmeyi düşünmedim ama eğer talep eden arkadaşlar olursa bu kendi yaptığım ayarlı güç kaynağı ile ilgili de bir video çekerim. Görsel olarak yakışıklı olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Onu da şöyle 5 voltu şuradan alalım. Evet, şimdi kartımızın üstüne gördüğünüz gibi ekrana bilgi geldi. Kart seçin diye burada gözüküyor. Elimde büyük OLED'lerden kalmamış, küçük OLED vardı. O yüzden biraz küçük oldu. Ama sorun yok. Bir defa butona bastığımızda şu an birinci sensörden gelen veri okuyor. Bakın, sıcaklık 27 santigrat derece, rutubet %49. Bastım şu an ikinci kart 26'ya 44. Üçüncü kart 27'ye 40. Yani bu da çok ilginç. Aynı ortamda bulunan bu kartlar nasıl böyle bu kadar farklı veri okuyor? İşte bu da DHT11 sensörün aslında ne kadar güvenilir olduğunun, ne kadar güvenilmez olduğunun bize bir göstergesi, test etmiş olduk. Şimdi sensör 1 seçil şu an veri okumak için. Sensör 1 üzerinde hemen şöyle bir değişiklik yapalım. Şöyle parmağımı koyayım. Orada. Bakın evet, şu an rutubet artmaya başladı. Sıcaklık artmaya başladı. Canlı olarak gösteriyor. Tekrar basalım. Evet, sensör 2'ye geçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herhangi bir şekilde Wi-Fi'ye bağlanmadan bu kartlar doğrudan, şu gönderici kartlar doğrudan bu alıcı devresine bağlı vaziyetteler. 2.4 GHz üzerinden şu an birbirlerine bağlanmış durumdalar. Bu videoda birinci videomuz olsun bu. Bu videoda birden çok vericinin tek bir alıcıya veri gönderdiği senaryoyu ele almış olduk. Bir sonraki videoda isterseniz bir vericiden diğer alıcılara gönderme yaparız. Veya karşılıklı her iki tarafında veri alıp gönderdiği bir senaryo yapabiliriz arkadaşlar. Yani bence oldukça başarılı çalışıyor. İsterseniz bir de şöyle bir mesafe testi yapalım evin içinde. Test videosunu size çekemesem de en azından sonuçlarını sizinle buradan paylaşırım. Evet arkadaşlar, az önce evin içinde şöyle küçük bir test yaptım kartlarla. Ekranda olan kartı yanıma alıp dolaştım. Şu an ben kendi çalışma odam, evin en köşe odası, aslında en ücra odası diyebilirim. Bu seyyar olarak bu kartı alıp ekranla beraber sensörlerdeki verileri okuyacak şekilde evin bütün odalarını dolaştım. Bütün odalardan çekiyor. Zaman zaman çok az, 1 saniyelik veri kayıpları olsa da çoğunlukla veri geliyor. Veri almaya devam ediyor. Herhangi bir problem yaşamadım. Evin her yerinden, arada birden fazla oda olan, duvar olan durumlarda dahi aynı wireless modemin çektiği mantıkla gayet güzel bir şekilde çekti. Ev içinde kullanım açısından bir sorun yaşamadım. Açık alan testlerinde de zaten internet üzerinde yapılan örneklerde iddialı rakamlar var. Anteni görecek şekilde açık alanda 400 metreye kadar çektiğini söyleyenler var. Ortalama da 150-200 metre arası veri iletebildiğini gösteren örnekler var. Oldukça başarılı bence. Yine üzerindeki normal anteni, kendi anteniyle bunu başarıyor olması gayet etkileyici. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte ESP8266 NodeMCU'nun yine az bilinen ancak faydalı olduğunu düşündüğüm özelliklerinden biri olan ESP Now özelliğini ele aldık. ESP Now özelliğinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne işe yarayabileceğini göstermeye çalıştım ve örnek bir uygulama gerçekleştirdim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da daha farklı, yine ESP Now kullanarak daha farklı bir proje yapmayı planlıyorum. Buna yönelik varsa önerileriniz yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve videolardaki beğeni tıklayarak da daha fazla kişiye videolarımın ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.